Evet arkadaşlar, tekrar yayını açtık. Bu sefer benim üzerinden yayını yapıyoruz. Kısa bir yankı sorunu vardı. Büyük ihtimalle bu benden açtığımız için yankı sorunu giderilecek. Hemen devam edelim. Volkan abi, burada mısın? Bakıyorum. Skype'ım düşmüş. Skype hemen açıyorum. Tekrardan bağlanacağım onlara. Lütfen biraz daha bekleyin arkadaşlar. Arıyorum şu anda. Alo, sesim geliyor mu? Şu an Bakayım. geldim. Ya ben XP açınca Skype'ım düştü. Evet. Kusura bakmayın. Hemen devam edelim o zaman kaldığımız yerden. Şu anda bir feedback alabilirsek, yani sesle yankı var mı falan diye. Sesimiz yankılı geliyor mu? Gelmiyorsa hemen devam edelim. Sesimiz yankılı geliyor mu arkadaşlar? Bir kontrol edebilsek. İyi gibi herhalde her şey. Evet, sıkıntı yok, devam dediler. Ben de o zaman hemen devam ediyorum. 12. hedefte kalmıştık en son. 12. hedef 5 milyon 500 binde Dota'nın içindeki şeyleri değiştirmeydi. Hani bu etkileri değiştirme üzerineydi. Birçok şey değişecek böylelikle. Yani Blink Dagger atma efekti, TP atma efekti, Baze'de heal'lanma efekti, Dagon atma efekti. Onun dışında haritanın içinde bulunan çoğu şey etkilenecek bundan. Eğer 12. hedef ulaşılabilirse. Ve son olarak 13. hedef var abi. Bunu anlatmak ister misin bize? Gerçi çok da benim bir bilgim yok. Nasıl olacak diye ama. Sesim geliyor mu sizlere? Geliyor abi. Volkan abi herhalde şu an meşgul. O zaman sen anlatabilir misin bize, bırak. 13. hedefin ne olduğunu. 13. hedef benim anladığım kadarıyla kendi bezlerinde bir binayı kendi istedikleri şekilde değiştirebilecek oyuncular ama görüntüler nasıl bir değişiklik yapabilirler bilmiyorum. Yani ben de bilmiyorum nasıl acaba olabilir diye. Ya belki rengini değiştirebilirler havuzun ya da Cidden başka bir şeyin. hiçbir Şu fikrim an yok. Ancak detayları geldikçe göreceğiz tabii biz de. şöyle diyeyim. 6 milyonluk bir hedef olduğu için bence eğer ulaşılabilirse hani Zaten Valve'ın, çok mümkün de değil diye yani herhalde belki mümkün de. değil belki ama hani eğer olursa Valve'ın cidden inanılmaz bir şeyler yapması lazım. Oyuncularını kırmaması için diyorum ben. Aynen. Ve Onu böylece olursa düşünürüz demişlerdir belki. Böyle belki de bir öyle vaat verdiler. demişlerdir, evet. Geçen sene şey vardı. Son hedef. Bir Sonraki sonraki gelecek gelecek hero'yu biz hero'yu seçecektik. Artık herhalde bu sene içerisinde bütün hero'ları tamamlayacaklar için böyle bir hedef koymadılar herhalde. ben hala tek iz bekliyorum ama. Bu Valla arada ben de bekliyorum herkes gibi. altta küçük bilgiler var. Bütün bu kompendium kullanıcılarının verdiği 10 doların 2,5 doları ödül para havuzuna ekleniyor ve bu şeyleri oluşturuyor arkadaşlar. Hedef havuzlarını oluşturuyor. Mesela atıyorum ben de 10 dolar verdim ve 2,5 doladım. Şey gitti, prize pool'a gitti. Ve benim verdiğim 2,5 dolarla birlikte prize pool'u arttı arkadaşlar. Hani herkes aldıkça bu prize pool'u bayağı bir artıyor. Ve şimdi nereye kadar geldi görüyorsunuz. Hani 2 milyon 400 bine neredeyse gelecek birkaç saat sonra. Evet kesinlikle. Mesela biz yeni başladığımızda 4. hedef %51'deydi. Şu an 51'deydi. Evet. %64'e çıktı. Yani sadece yarım saat içinde bu oldu. Evet. Bu arada yanda ise "You will still receive all unlocked rewards if you purchase a compendium after they are Bu achieved." en çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Evet, bunu Yani hemen yeni cevap açtığımızda verelim. sordular. Güzel oldu bu. Şöyle Çok mesela çok. ben kitabı aldığımda arkadaşlar ilk 3 hedef tamamlanmıştı. Ancak ben bu kitabı aldığımda ilk 3 hedefi de almış oluyorum aynı zamanda. Hani siz isterseniz hedef 10'a gelmişken alın kitabı. Sonuçta almış oluyorsunuz ve bütün hepsini alabiliyorsunuz. Sadece International bitmeden almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu an Yani. paranız yoksa bir ay sonra bile alabilirsiniz bu kompendiumu. Evet bütün yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela özellikle beklediğiniz bir hedef vardır. Henüz ulaşmamıştır. Hani tereddütte kaldığınız için satın almıyor da olabilirsiniz. Bunu bekleyip o hedefe ulaştıktan sonra da alabilirsiniz eğer istiyorsanız. Böyle de aslında bir çözüm olabilir sizin için. Evet, yani güzel bir özellik. Zaten bu önceden de böyleydi. Önceden de böyleydi, Bu evet. sefer sadece bir dipnot koymuşlar yani. Öyle bir özellik olmuş. Ben bu arada bir sonraki sayfaya geçtim. Tamam. Ve Compendium Level kısmına geldik arkadaşlar. Compendium Level ne işe yarıyor? Compendium Level arttıkça Compendium Level artması birlikte bu ödül havuzundan ekstra olarak gelecek özellikleri açabiliyorsunuz. Benim level'ım şu anda 1 çünkü yeni aldım. Daha hiçbir şey açamadım.
Evet. Compendium'un içinde birkaç şeyler yaptık da bu level'ları alabiliyorsunuz. Daha sonra da göstereceğiz zaten. Mesela Compendium'u aldığım için direkt 25 puan aldım bile. Hatta ilk evet. level'ıma ulaştım. Eğer favori takımı seçersem 25 puan alacağım. Favori oyuncumu seçersem yine bir 25 puan alacağım. Vesaire vesaire, böyle birçok puan alma seçeneğimiz var. 300 yine puan bunlara veren da var. Bakalım istersen. Bazıları çünkü farklı şeyler var. Mesela tabii. ilk sayfada önüne işte üstünde durabileceğimiz ne var diye bakıyorum. Bu eleme şeyleri var. Elemeleri bilme, prediction. İşte tahmin etme. Evet, aynen. Evet, yani tahminlerinizin hangi yani takımın, mesela ilk bir seçim yapsanız bile bir puan alıyorsunuz. Fakat seçiminiz doğru olursa ekstradan daha fazla puan almış oluyorsunuz. Mesela bu da herhalde 5. madde bu şekilde. Evet, yani bir tane tahmin yapacaksınız, eleme tahmini. 50 puan alacaksınız. Eğer doğruysa 100 puan daha alıyorsunuz. 100 puan daha alıyorsunuz. Evet. Ve sonra işte diğer sayfaya geçtiğimizde All-Star maçı ile ilgili tahmin edeceğiniz, yani All-Star'da görmek istediğiniz kişileri, seçtiğiniz oyuncuları yine evet. oradan da 1.50 alıyorsunuz. Ve bundan sonraki madde ise biraz güzel, eğlenceli. Nebze güzel olmuş, eğlenceli olmuş. Hatta ben ama şu an bazı şanssız olanlar için aslında biraz zor olmuş çünkü anlatalım. Buna da burada Burak'a hemen söz verelim. Burak bu arada geldi. 10 dakika sonra geleceğim dedi, çıktı. Hemen şöyle, bu madde nedir arkadaş? Complete the 10 Hero Challenge. Size random olarak, yani rastgele olarak 10 tane hero verecek arkadaşlar. Ve bu 10 hero ile oyun modunda matchmaking'de oyun atmanızı ve yenmenizi isteyecek. Şu an o zaman seçmediysen Emre sen seç, ben de seçeyim. Ben sonra hemen seçiyorum, bakalım hangi hero'lar gelecek. Ben de daha başta. Ama bir dakika, şöyle bir şey var. Yeniden seçebiliyorsun galiba. Bir kere ama. Sadece bir kereliğine. Bu arada, hakkı mı var? Tek hakkımız var. Var bu arada ben hero'larıma bakıyorum. Invoker çok güzel. Magnus çok güzel. Centaur çok güzel. Luna çok güzel. Kotl meh. Temple Assassin'i çok sevmem. Meepo çok zorlayacak. Ricky hoş. Nature Prophet güzel. Elder Titan okey. Ben bunlarla yaparım diyorum. Ama Meepo biraz sıkacak. Evet, birkaç kişiye ben bilmem gerekir ama. Ben de hero'larımı seçtim. Bana o da Medusa, kazanmam Lion, Disruptor, Juggernaut, Lifestealer, Io geldi. Bu Io'da bilmiyorum. Çok başarılı değilim. Venomancer var. Troll var. Skywrath Mage var. Ve Enchantress var. Aslında ben genelde win alabileceğim hero'lar. Sadece bir Io'da pek emin değilim. Benimkinden daha zor hero'lar gelmiş sana. Kolay gelsin. Evet ama yine de ben düşünüyorum. En azından şöyle olur. En kötü ihtimalle artık Burak'la, Serhan'la, Gehenna'yla böyle bir partiye girip evet artık. Burada win kasabilirim diye düşünüyorum. Evet, Burak sana neler geldi? Burak şu anda burada değil. Tamam. Ancak ama tahminimce ona da zor hero'lar gelmişti, öyle hatırlıyorum. Yani öyle diyordu. Hatta tek başıma kazanabileceğim hero'lar değil, o yüzden partiyle girmem gerekiyor diyordu. Göreceğiz. Ancak ben bu 10 hero ile kazandığım zaman 300 puan alacağım. Direkt hiç yoktan ve her 100 puanda bir arkadaşlar level atlıyorsunuz. Yani bunu yaparsanız anında direkt 300 zaten 3 level almış 3 level atlamış oluyorsunuz. Ondan sonra bakalım daha neler var. 10 tane eleme maçı izlerseniz 100 puan alıyorsunuz. Offer some evet. item to Aegis. Ha şimdi bu nedir? Bunu açıklayalım biraz da. Bu da şeyde vardı bir önceki etkinlikte. Go to offering page. Bu nedir? Çöp itemlarınız dediğiniz, işe yaramayan böyle common sevmediğiniz itemlar varsa doluşturuyorsunuz arkadaşlar buraya. Doluşturuyorsunuz ve bu itemlar belli bir süre sonra, her hafta daha doğrusu, her haftadan sonra size daha güzel itemlar olarak dönüyor. Ama mesela atıyorum 10 tane common attınız, bir tane rare alıyorsunuz. 10 tane rare attınız, bir iki tane mythical alıyorsunuz. 10 tane mythical attığınız daha efsanevi itemlar alma şansınız var. Hani bu size bağlı. Hangi itemları atmak istiyorsunuz ve yerine hangi itemlerin daha iyisini almak istiyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi geri dönelim oraya. Evet. Bu offer yani şey bu Aegis'e item koyduğunuz zaman 500 puan alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, burada bir dakika şey var mıydı item sayısı peki? A bakın. Bilmem diyeceğimmiş miyim? Yo bilmiyorum, bence direkt ilk başta yaptığımızda evet. 500 puan gelecek gibi duruyor şu an. Evet evet. Tabii. Yalnız şey, en az 25 puanlı olması gerekiyor galiba yanlış anlamıyorsam. Hı hı. Onu ben tanımıyorum. Daha sonra evet, çözdüğümüz zaman detaylandırırız evet. İngilizcem benim burada tıkandığı için detaylandıramıyorum.
Evet, diğer bir puan kazanma maddemiz olan 5 tane oyuncu kartı seçimi ile Bu alakalı bir arada birisi maddemiz var. sormuş, bu adak yap olayını, yani offer olayında kompendium Evet. almak zorunda mıyız? Büyük ihtimalle değiliz arkadaşlar. Çünkü ben kompendium almadan da o seçenek vardı. Büyük ihtimalle değiliz, ancak emin değilim. Ona da tekrardan baktığımız zaman sizlere açıklayacağız. Evet. Şey de yapabilirsiniz. Hani henüz kompendium almamış kişiler varsa adak ekleme şansı da vardır herhalde. Bir test etsinler bakalım. Biz de en azından öğrenmiş Yani bir olalım. test edin arkadaşlar. Eğer olmuyorsa kompendium alıp yapacaksınız eminim. Evet. Ondan sonraki seçenek Collect 5 Player Cards. Yani 5 tane sizden oyuncu kartı toplamanızı istiyor. Bu geçen sene de vardı. Her takımın, her oyuncusunun kartları var. Hatta şey yapılmıştı. Biri bir bot hazırlamıştı bununla ilgili. O botu eklediğinizde işte internet sitelerinden mevcut olan kartları görebiliyordunuz. Oradan kendi kartlarınızla onları değiştirebiliyordunuz. Mesela atıyorum elinizde 5 tane dendi kartı var. Diğerlerini Bunu değiştirebiliyorsunuz. bota verip ihtiyacınız olanları alabiliyordunuz. Böyle yine bu tarz botlar gelecektir diye düşünüyorum. Evet, bu arada konuşmaya Lundbeck'i de aldım ben. Kendisi buradan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Ekstra O bilgilerin olursa bize lütfen... da uykudan uyanıp gelmiş herhalde. Yok, ders çalışmaktan geldim. Ha, o Lütfen zaman ders çalışmak. uyumuşsun sen derste. Basbaya belli yani. Dün gece 6'da falan yattık da. Evet. Bu arada bir O sonraki zaman bir sayfaya... dakika hemen ben burada Oğuz'a bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bu adak bölümüyle ilgili. Dikkat, okuyabildin mi Oğuz orayı? Adak bölümü hangisi? İşte kompendium level atlama ile ilgili bir bölüm var. İşte bazı hedef şey görev mini görev gibi bir şeyler vardı hani. Ha. Orada Offer some items to Aegis bölümüyle ilgili biraz detaylı bize bilgi verebilir misin? Okuyabildin mi Orada katılan her kişiye bir 25 orayı? point verecek. O garanti. Fakat daha cömert olanlara 50 puan verecek. Fakat o 500 puanı nasıl tamamlayacağız? Onun hakkında hiçbir fikrim yok şu an. 500 Evet. puanı tamamlanıyor yani, bir anda gelmiyor. Bir anda gelmiyordur. Yani ne Evet. kadar çok eşya koyarsak sanırım o puan sürekli Onun artacak. detaylarını herhalde daha sonradan O olay görebiliriz. galiba haftalık, yani International'da 10 hafta var desek kabaca. Evet, çünkü Her eski hafta haftalıktı. olacak Offering gibi. de haftalıktı. Anladık. O zaman bir sonraki sayfaya ben izninize geçiyorum. Evet, üçüncü sayfamıza geçelim. Evet. Collect Team. Bu kartlar, yani topladığımız kartlarla bir takımı oluşturursak, yani bir takımın 5 tane üyesini de, oyuncusunu da toplarsak ekstra 100 gold daha alıyoruz. Evet. Böylelikle bir level daha atlamış oluyoruz. Evet, şimdi güzel bir hedef yine. Bütün oyuncu kartlarını toplarsak eğer 500 puan alıyoruz ki bu 5 level'a denk geliyor. 5 level. Bu level'lar aslında şunu etkiliyor daha çok işte yine dediğimiz gibi özel efektler vesairelerin yanı sıra 10 level'da bir gelecek olan immortal item'larla Evet, alakalı bize ondan güzel bir bahsedeyim. Her gelir elde edecek 10 insanlar. level'da bir, kompendium level'ınızın her 10 level'ında bir arkadaşlar immortal item alacaksınız. Şimdi biraz daha herhalde bu açıklayıcı olacak, kompendium almaya değer mi sorusuna. Her 10 Evet. level'da bir arkadaşlar immortal item'ınız oluyor. Yani bu herkese gelmeyecek bir şans diyeyim ben. Herkesin eline geçmeyecek bir şans. Şöyle de bir şey, hani buna para harcamak istemiyorsanız şöyle bir durum da var. Hani mevcut olan elinizdeki itemları işte community market'ta değerlendirerek satarak belki bir nebze de olsun 9 dolar civarında bir para da elde edebilirsiniz. Ya da daha az olsa bile üzerine başka şekilde tamamlayabilirsiniz. Çünkü o market gerçekten aslında şey çoğu zaman güzel itemları değerlendirmek için faydalı bir nokta insanlar için aslında. Tamam, devam edelim Devam istersen. edelim. Burak devam edebilir bence bize buradan. Tamam. En üstteki 6 takımın tahmin edildiği bir bölüm var. Orada da 25 puan veriyor. Yani bu tahmin yaptığınızdan sonra direkt 25 puan alıyorsunuz. Tahmin doğruymuş, yanlışmış önemi yok. Sadece tahmin yapmamız gerekiyor. Sonraki hedefi de anlatayım mı? Tabii. Tamam. Fantasy Ligi diye bir şey var. Arkadaşlarınızla beraber kurduğunuz bir lig oluyor bu. Her kompendium alana bir tane Ticket veriyor. eşya veriyor. Yani ticket gibi bir şey veriyor. Onunla arkadaşlarınızla bir lig kuruyorsunuz. Oradan işte oyuncu alıyorsunuz kendi takımınıza. Onların maçlardaki performansına göre puanlar alıyorsunuz. 10 kişilik bir lig yapıyorsunuz kendi aranızda. Yani online menajerlik oyunlarına benzer. Oradan puanları aldıkça bir sıralama yapıyorsunuz. Sadece katılsanız bile 25 puan alıyorsunuz yani bundan. Evet. Bu arada Birinin zili birinin zili çaldı. çaldı arkadan. Devam edelim biz. Fantasy League seçimine
katılın diyor. Yani sadece yine katılımla birlikte 25 puanı alıyoruz. Make your play-in predictions. Evet, bunu da bize o zaman Oğuz açıklasın. Oğuz, burada mısın? Oğuz kapıya bakmaya gitti herhalde. Evet, geldim. Bir daha sorarsanız. Şu anda compendium level'larının şeylerini inceliyoruz. Make your play-in predictions kısmındayız. Onu da sen açıklar mısın bize? Bu geçen sene de compendium'da vardı. Oyundaki en fazla GPM, gol permit, en fazla XP permit, en fazla kill alacak oyuncu, en fazla ölecek oyuncu gibi. Oyuncu değil pardon, hero gibi tahminleri yaptığınız bölüm oluyor bu. Evet, o bölümleri de aramızdaki en iyi pro olan Momak Club'la birlikte yapacağız zaten. Onun görüşlerini alacağım ben. Onu almadan bırakmam. Ben açıkçası o bölümde biraz geçen seneden kopya çekmeye deneyeceğim ama. Evet, o da olabilir. Ama gerçi yine o meta değişip değişmediğini aslında ilk başta kontrol etmek gerekiyor. Geçen seneye ziyade bu sene olaylar nasıl ilerliyor? Seçimleri nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili de ileride zaten bir program daha yaparız. Belki iyi oyun, Türkiye'deki bulunan iyi oyuncularla birlikte güzel bir yayın yaparak orada bir seçim yapabiliriz. Evet, daha 13 gün var zaten, süremiz bol. Evet. Evet, bu arada devam edelim. See if you were right again. Yine burada işte seçimlerimizin doğru yapılıp yapılmadığı ile alakalı bir durum. Yani her doğru için 25 puan alacağız. Bu arada yavaş yavaş büyük puanlara doğru geliyoruz. Hatta bayağı büyük puanlara doğru geliyoruz. Şimdi 10 tane turnuva oyunu izlersek, yani international oyunu izlersek 200 puan alacağız. 2 level'a denk geliyor. Ondan sonraki seçenekler çok yüksek. Şimdi nedir? Bu tahmin ettiğimiz top 6 team, yani başta ilk 6 takımını tahmin edeceğiz. Eğer doğruysa bu tahmin ettiğimiz takımları arkadaşlar, sırası yanlış bile olsa 2000 puan alacağız. Eğer son seçeneğe geliyorum. Sırası da doğruysa, takımlar da doğruysa ilk 6 takım 10.000 puan alıyoruz. Bunu yapabilecek var mıdır ama 10 bakalım. 10.000 puan ne kadar ediyor? İşte 100 level mi ediyor? 100 level. Fakat bu experience her level'da artacak mı? Hayır. Tabii artıyor. Her bir level 100 puan arkadaşlar. Yani 100 puanda bir level artıyor aslında. Evet, yani bu 10.000 puan alırsanız direkt 100 level oluyorsunuz arkadaşlar. Yani 100 level olmuyorsun aslında, daha fazla, çünkü zaten önceden de kazandığın puanlar olacak. Artı yani, 100 level üzerine ekleniyor yani. Yani bu 100 level'a ulaştığınızda zaten 10 tane immortal item'ınız oluyor. Bu çok çekici geliyor biliyorum ama. Ve şey, item'lara işte gelecek animasyonlar, efektler de cabası yani. Yani. Bayağı köşeyi döner aslında bunu yapan herhalde. Tabii ki de. 10 tane immortal, yani bayağı bir. Evet. Ediyor. Şimdi bunların dışında bir de altta yine satın alma seçenekleri var. Bunlara biraz değinelim. Volkan abi, bunları da sana bırakıyorum. Tamam. Burada da işte bu level almamız için gerekli olan puanları satın alabildiğimiz noktalar var. Burada yani benim bilgim ya da şansım yetersiz kalıyor diyen kişilerin, benim para sözümle parama geçer diyen kişilerin işte 500 puanı 2.49'a, 1100 puanı 4.99'a, 2400 puanı da 9.99'a alabileceği bir bölüm var. Bunların burada yine şöyle bir şey var. %25'i. Yine her satın aldığınız burada item'ın %25'i yine price pool'a ekleniyor. Burada da aslında yine güzel bir gelir kaynağını turnuvaya eklemiş oluyor. Vay. Geçen seneden daha fazla olmasının nedenlerinden birisi bu şu an. Hani millet sadece kompendium almak kalmıyor, üzerine bir de puanlar alıyor. Puan da alıyor, aynen, kesinlikle. Bir puanlarla birlikte inanılmaz bir şekilde artıyor şu anda ödül havuzu. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Diğer sayfaya geçelim hızlı bir şekilde. Benim şu anda kompendium level'ım ve kompendium level'ları ile birlikte gelecek şeyler gözüküyor. Benim level'ım şu anda 1 arkadaşlar. Ben çünkü hiçbir şey yapmadım daha. Evet. Biz hiç doldurmadık, doğru. Biz ben de hiçbir şey yapmadık. Doldurmaya başlayacağız sonlara doğru. Mama Club'la birlikte bize tüyolar verecek. Sizler de eğer elinizde şey olan varsa, kompendium olan varsa, Mama Club'la birlikte doldurmaya şey yapabilirsiniz. Evet, burada işte ne görüyoruz? Bir sonraki level'a ne kazanacağımızı gördük. %210. %210'luk bir Battle Point Booster alacakmışım ben bir sonraki level'da. Yani 100 puan sonra. Yine burada yine satın almanızla ilgili önerilerde bulunan küçük 3 tane görsel görüyoruz. Yan sayfaya geçelim istersen Hanım'la. Burada da yine level ödülleriyle alakalı bir bölüm level var. Level 1. Level 1 ben zaten aldığım için direkt level 1 ile başladım. %200 Battle Point Booster. Level 2'de %210. Level 3'de Extra Loading Screen, yani ekstra bir yükleme ekranı. Daha doğrusu hazinesi, yani direkt yükleme ekranı değil.
tek başına vermiyorlar. Bir treasure evet. veriyorlar size. Level 4'te Kunkka'nın Courier'ı var arkadaşlar. Kunkka'nın evet. Courier'ını verecekler size level 4'te. Level 5'te %210, %220'lik bir battle boss'u var. Evet. Level 6'da yine daha extra fazla loading. Extra loading. Var. Heh. 7 güzel. Custom TP efekt. Yani bu bahsettiğimiz efektlerden bir ilki geldi arkadaşlar. Teleport evet. efekti. Güzel olacaktır kesinlikle. 8. level'da yine bir battle point var. Level 9'da custom fountain healing effect. Bunu da bahsetmiştik. Aslında bu da bu compendium aşamaları hedeflerdeki o son hedefin bir maddesini kapsıyor olabilir. Bu tarz değişiklikler olabilir. Hani kastimizasyonla alakalı bir durum vardı ya. Aha. Base'deki değişikliklerle ilgili. Burada da işte görüyoruz fountain'in healing efektinin değişeceği söz konusu. Evet. Herhalde bu da diğer o son hedefte topluca bütün işte bu tarz efektleri falan ekleyebileceğimiz bir özellik verebilir diye düşünüyorum. Tabii o paraya ulaşılırsa ki çok zor gibi gözüküyor. Bu arada bahsetmiştik her 10 level'da bir immortal alacağız diye. Zaten level 10'da da gösteriyor bunu. Ekstra immortal treasure arkadaşlar. Yani. Bu arada ben chatten gelen soruları da ufak tefek bakıyorum. Bu kompendium sayfalarının Türkçe olup olmayacağını sormuşlar. Türkçe çeviri ekibi aslında her hafta çevirilerini yaptıkça buraya ekleniyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde buraya bu çeviriler eklenecektir. Yani daha bugün geldiği için arkadaşlar şu an İngilizce. Evet. Ancak bir yani en geç bir hafta sonra Türkçe olacaktır diyorum ben. Ve yayınımızın kaydı da siteye eklenecek. Bunda sorun olmuş. Zaten şöyle bir şey var. Bizden sonra da Canko da bir yayın yapacak. Evet. Maçlarından önce o da kompendiuma değinecek aslında. Neyse devam edelim biz. Daha sonra level 100'e kadar birçok şeyden bahsediyor arkadaşlar tekrardan. Hani ne kadar itemlerin geleceğine dair. Zaten her 10 level'da bir ekstra şeyinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Immortal'ınızı alıyorsunuz. Ondan sonra belli başlı level'larda yine birkaç şey açıyorsunuz. Bir yerde tekrar şey açıyorsunuz. Çok özel bir şeye bakalım. İşte çok mesela özel bu... bir şey yok. Yok. Genelde işte... Efektler geliyor. Aynen. 5 level'da bir falan gibi şey oluyor. Bir battle point booster'da ciddi bir artma seviyesine aha. geliyor. 80. ve 90. level'da immortal'lar artmaya başlıyor. 80'de 2 tane alıyorsunuz. 90'da ise 3 tane immortal alıyorsunuz. Yani 100 level olduğunuzda yaklaşık elinizde bir 20 tane falan immortal oluyor arkadaşlar. Evet. Neredeyse yani. evet. Sonra ve burada en alttaki notta da işte bir compendium level'ının sınırı olmadığına değinilmiş. Evet. Yani yine her 10 level'da bir alabileceğiniz treasure'ı söylenmiş. Ve ekstra %100 battle point booster'lar geliyor. Ve yine efektlerinde şu son cümleye Oğuz sen bir bakabilir misin? Evolving booster and level up custom effects last until July 28. Evet, 100 level olduktan sonra şimdi biz 100 level olana kadar her 10 level'da bir değil de her bir iki level'da bir %10 battle point booster geliyordu. Evet. 100 level'dan sonra her 10 level'da bir bu boost %100'e çıkacak. Yani %500'den %600, %700 olacak. Evet. Daha sonra demiş ki ve her 10 level'da yine immortal treasure alacağız. Ve bu booster'lar ve her level aldığınızda custom efektler sadece Haziran'ın 28'ine kadar devam edecek. Temmuz'un 28'ine kadar. Temmuz'un 28'ine kadar. Bunları sürdürebileceğiz ve son evet son sayfaya mı geçiyoruz? Yok son sayfa değil. Pardon. Ha tahminler. Şimdi gelelim Mamak Club'a. Evet Mamak Club. Burada mısın? Buradayım. Evet seni uzun bir yolculuk bekliyor şu anda çünkü seni bayağı tutacağız. Geldik elemelere. Sen de açık mı elemeler? Çok açık ben. Sen aynı anda gidiyorum. Peki Amerika elemeleri. First place ve second place yani birinci ve ikinci takım. Senin düşüncelerin nedir? Ben Team Liquid olabilir diyorum ama. Benim düşüncem Revenge 1, Liquid 2 burada. Revenge 1, Liquid 2 diyorsun. Evet. Çok eminsin. Ben senin dediklerini yapıyorum ama yapamıyorum. Yani yapılmıyor çünkü. Şu an seçilmiyor evet. Şu an seçilmiyor mu? Yani Twitter'dan da takip ettiğim kadarıyla sadece Avrupa tarafını seçebilecekmişiz. Bunları daha yapamayacakmışız da. Öyle mi? Kelimeye. Evet öyle bir şey okudum ama yani pazartesiye kadar süre var. Elemelerle ilgili bir değişiklik yapabilirler. Belki yeni bir güncelleme gelebilir bununla ilgili. İnşallah yaparlar çünkü çok saçma şu an bunları tahmin edemiyor olmamız. Evet. Yani gösteriyorlar bile. O zaman Avrupa'ya geçelim. Avrupa mı yapalım diyorsun? Evet direkt Avrupa'ya yapalım. Çin'de var. O da şu an yapılmıyor ama ben onu da denedim. Olmuyor şu an. Öyle evet, değil mi? Tahmin edeyim. O zaman yani, biz buraya geçiyoruz. Zaten bununla ilgili başka bir yayın yaparız ya. Aslında bu prediction'larla alakalı direkt doğrudan biz geçelim bunları. Bunlarla daha detaylı bir yayın yapalım isterseniz.
Öyle mi diyorsunuz? Bence öyle yapalım. Olabilir ama pazartesi başlıyor elemeler. Yani. Onu şu anda değinebiliriz aslında. O zaman hızlı bir şekilde geçelim. Olmazsa belki yarın tekrar bir yayın yaparız. Tamam. Bu eleme şeyleri arkadaşlar. Eleme formatıyla ilgili yani bilmeyenler de olabilir. Şöyle bir bilgi vereyim. Burada görülen bütün takımlar öncelikle kendi aralarında bir best of one maç yapacaklar. Ondan sonra o lig gibi düşünün. Oradaki ilk 4 takım playoff maçı yapacak kendi aralarında. Oradan da ilk 2 yani birinciler de oradan, ikinciler de diğer playoff oynamak için Seattle'ın yolunu tutacak. Yani ben ilk 2 tahminimi yaptım ama ilk 4 tahminimi yapayım. Onu da belirteyim. Playoff'a kalacak takımlarda da Revenge Liquid'in yanına Sneaky Nix Assassins ve North American Rejects'i görüyorum ben. Açıkçası. Çünkü diğer takımlar zayıf onlara göre. Evet. Zaten sonradan dahil edilen takımlar falan da var. Yani birazcık Amerika için basit bir playoff kısmı olacak diye tahmin ediyorum ben. Evet. O zaman şey yapalım. Bu qualify'ları yapabildiğimiz zaman yapalım. Onları hani evet. Bunları seçebileceğimiz zaman seçelim başka bir yayını. Ancak şu anda şeyleri seçebiliyoruz en azından. Bu birkaç sayfa ileri giderseniz hani mesela şu an 4'er puanlık sorular var. Yine bu elemelerdeki olacak şeylerin tahminleri üzerine. Mesela en çok kill. En çok kill kaçta kaç arasında olur bir maçta? Ben birazcık çılgınlık yapıp 61-80 arası dedim. 61-80 arası. Bu arada bir şey belirtmekte fayda var. Demin dediğiniz gibi Avrupa dışında diğer bölgeleri yapamamızın sebebi şimdi bu tahminlerin bitiş süresi yaklaşık 14 gün 13 gün sonra. Bu da ilk 3 elemenin geçildiği güne denk geliyor. Yani zaten yukarıda yazmışlar. Bizim Avrupa elemelerine göre tahmin yapabilmemiz için ilk 3 bölgedeki oyunları izleyip buna göre bir analiz yap demişler. Sanırım herkesi kendi bölgesine göre seçtirecekler. Yani biz onu yani sonradan daha iyi açıklanacaktır hani evet. Neler olacağına dair. Biz şimdilik şeyden devam edelim. Largest critical hit. Evet zaten bu Mort da gelecektir eğer Phantom Assassin seçilirse Phantom Assassin de gelecektir diye düşünüyorum ben veya Sven'le falan gelecektir. Senin tercihin nedir? Geçen sene neydi mesela hatırlayan var mı? Geçen sene galiba 1200'ün biraz üstünde bir crit çıkmıştı. Tiny alt slottu. Dedalus'ta bir vurmuştu baya. O zaman 1200-1400 diyor muyuz? Ben 1100-1200 dedim ama 1200 üstü de olabilir. 1200-1400 de yani. Ben mesela 1200-1400 seçtim. Ben geçen sene 1798'miş. 1700 mü? Allah Allah. O turnuvada mı acaba elemede mi? O yazmıyor da Evil Genius'tan Jayo vurmuş 1798. İlginç. Evet, o zaman bunu daha ileride de zaten seçimler şu an kilitlenmediği için 13 gün boyunca değişiklik yapabileceğiz. O zaman evet. Ben şimdilik 1200-1400'ü seçtim ama evet. Onu ben arttıracağım gibi. Highest GPM'e geçelim o zaman. Highest GPM. 601-700 arası dedim ben. Yani bence de çünkü bir turnuva maçı. Aslında 701-800 arası olur bence ya. Olduğu durumlar oluyor ama yani. Ben dedim ya. 701-800. Aslında 701-800 de olabilir çünkü ama sadece bu şimdi Avrupa'yı mı kapsayacak bunlar? Bakalım. Evet. Avrupa'yı kapsayacak değil mi bunlar? Evet. Yukarıda öyle yazıyor. Evet. Sadece Avrupa'dakiler bunlar. Sadece evet. Avrupa şeyleri. Yani Avrupa'daki takım arasında birbirine biraz daha yakın gibi olduğunu düşünürsek ben 601-700'de kalacağım diye düşünüyorum. Hani anladım. Amerika ve Çin elemelerini de katsaydık işin içine belki 800 üstü bile görebilirdik ama tahminimde kalacağım burada. Evet. O zaman latest first blood yani en geç alınan first blood. 6-8 derim ben. 6-8. Ama Avrupa'da sence 6-8 mi olur yoksa 3-5 mi olur? Yani. Ben 3-5 dedim mesela. Olur. Ben 6-8'de kalacağım gibi şimdilik. Belki değiştirim ama bilmiyorum. O zaman 6-8'i işaretlerim. En çok courier kill'i. 3. 5 ve fazlası olmaz değil mi? Çünkü bir maçta 5 çok zor zannetmiyorum ya. Ha, bir maç için mi bu yoksa? Evet, bu bir maç. Tabii tabii. Bunlar tek maç üzerinden. Aa, o zaman ben 2 diyorum ya. Olabilir yani ben üç, biraz 3 de muhtemel olabilir yani ortada bir şey gibi olabilir yani. Yani
Bence iki de çok fazla öldürmüyor takımlar ya. Çok dikkat evet. ediyorlar kuryede. O yüzden ben diyorum ya. Early is Roshan. En erken Roshan evet. Before the Horn mu yoksa After the Horn mu? After the Horn. Muhtemelen yani. After the Horn yani. Level 1 Rosh yani, deneyeceklerini zannetmiyorum. Takımlar. Yani yapabilecek ya zaten. Ya muhtemelen deneyen olacağını zannetmiyorum. Çünkü eleme olduğu için bu. Yani kafadan böyle bir risk almaz herhalde. Ya size zaman. Şöyle söyleyeyim. Birinci level'da Roshan yaptılar bile karşı takım bunu anlayacak ve yani geciktirecek bunu. Yani yine de Horn'dan sonra yani o düdükten sonraya denk gelecek bu. O yüzden evet. ben After the Horn diyorum. Yani şöyle mantıklı. Level 1 Rosh yapabilecek hero'lar birazcık belli hero'lar. Yani Red King varsa mesela kontrol ediliyor. Onun dışında geçen günlerde EG'm yapmıştı. Witch Doctor'la bir level 1 Rosh yapmışlardı. Hani onu da gördü takımlar. Tahmin edilebilir artık birazcık o tarz şeyler. Zaten international seviyesinde oynayan takımlar için artık. Hani o yüzden yani benim tahminim dakika bir Rosh'u, o erken Rosh'ları göreceğimizi zannetmiyorum. Evet, bir sonrakine geçelim o zaman. Şimdi bunlar tek maçtı içinde arkadaşlar. Şimdi bütün qualifier'lar için number of rampage, mesela kaç tane rampage olur? Ben 0-5 arası diyorum. Ben de 0-5 diyorum. Çünkü o kadar rampage çıkması çok zor bir ihtimal. Bütün elemeler boyunca. Bu da bu arada sadece Avrupa için. Bunu da belirtelim. Evet. Nötrallere ölüm. 3-5 dedim ben ama daha fazla da olabilir. Ya nötrallerin şeyi belli olmuyor ya. Yani Roshan da dahil edildiği için daha fazla olabilir aslında 6-8'de. Ben 3-5 diyorum. Ben de 3-5 dedim. Ama bazen şey oluyor mesela hero'lar bütün parasını biriktirip bitirip gidiyor ölüyor şeye. Yani canı çok azı zaten. Yani evet, yürüyene kadar. Olabilir ama genelde onu kaçmak için kullanıyorlar bilmiyorum. Bakalım. Evet. Allied Hero Denize yani kendi rakip arkadaşını öldürme. Ben buna da 6-8 dedim. Ben 3-5 dedim çünkü deny yapmayı yani sağlayan spell'ler Doom, işte Venomancer'ın Gale'ı, Queen of Pain'in Shadow Strike'ı. Şu anda düşünüyorum başka var mı? Hani belki Shadow Demon Soulcatcher diyeceğim ama o zaman yine kendi, acaba bu şey kendi kendini öldürmeyi saymıyor değil mi? Sanmıyorum. Saymıyordur. Allied diyor çünkü evet, hani. Evet, suicide yok. Suicide değil. Yani 3-5 bence. Daha fazla. Evet bence de 3-5. Yani. Peki toplam kurye killere. Şimdi biz bir maça 2 dediğimiz için ben 11-15 arası, hatta 16-20 arası bekliyorum. Bak, ben 16-20 dedim valla. Bu arada zaten 54 ve 59, 59 maç arasından. Yani bir maçta ortalama 0.5 ile olsa 16-20 ya. 16-20 dedim ben de. Evet. Toplam. Kuruyu kesin yani. En uzun oyun. En uzun oyun. 71-80 dedim ben. Avrupa'da çıkar mı o kadar uzun oyun sence? Bak geçen bence, sene elemelerin en uzun oyunu Avrupa'da çıkmıştı. Hmm. 71-80 dedim o zaman ben de. Galiba EG ile Quantic arasındaydı. Luna 6 slot falandı böyle. Yanlış hatırlamıyorsam. Peki oyunu Avrupa'da şu anda oyunu o kadar uzatacak bir takım var mı hani? Şimdi şöyle tekrar ben ufak bir sayfa geri gittim, elemelere baktım. Avrupa'da hani böyle birbirine yakın takımlar var. Mesela Relax, Aware falan birbirine çok yakın takımlar. Onların maçlarında çekişme olacağını düşünüyorum ben. Onların oyunları uzayabilir bayağı. Ya da ligde böyle mesela kritik durumda olup da hani kazanma durumunda olan bir takım elinden geldiğince uzatabilir, şansını kovalayabilir. Hani mesela son maçlara kalır. Kazanırsa playofflara kalıyordur. Kaybederse kalamıyordur. Sonuna kadar şansını denemek için bekletebilir. Uzatabilirler yani. Evet, geri dönelim. Bir sonrakine geçelim. En kısa oyun. 13-16 diyorum ben. Ben 21-23 dedim. Öyle mi? Ben de 17-20 dedim. Aslında 17-20 daha mantıklı bence de. 17-20 diyorum ben de. Çünkü görüyoruz ya o kadar kısa biten oyunları. Görmüyoruz değiliz. Hani mesela atıyorum bir Roxx veya Witchstrone'un karşısına böyle atıyorum Hey United veya işte Mono Manix falan geldiği zaman değil mi? Witchstrone rahatlıkla olabilir bence ya. Benim favorim Dog zaten bu elemelerde Avrupa için. Öyle mi? Team Dog mu? Hı-hı. Yani Dog'un maç vereceğini çok zannetmiyorum. Belki bir duz falan. Ya bence 17-20 arasında çıkar ya. Olabilir tabii. Ben ama 21 bu arada. Aegis çalma. 1-3 dedim ben. 1-3 yani. Ben de 1-3 daha fazlası olacağını sanmıyorum. Hatta evet. Şey bile hiç bile olmayabilir yani. 0 yani. Bile çıkabilir o yüzden.
Olacağın, yani olur diye tahmin ederim ama mesela bir takımın ilgisi çaldırdığını görünce, çünkü takımlar birbirlerinin maçlarına bakacaklar, takip edecekler. Çünkü bütün maçlar birbirini ilgilendiriyor. Diğerlerinin daha dikkatli oynamaya başlayacağını tahmin ediyorum. O yüzden 1-3'te kalacağım ben. Evet. Abi şöyle şeyler de oluyor. Mesela atıyorum Clockwork'ün roketiyle sırf göz atmak için Roshan'a attığı bir roketle Roshan'ı öldürüyor. Evet, öyle şans durumları da oluyor. Yani bu sefer Roshan'ı kesen, normalde kesen takım snatch etmiş oluyor. Yani çalmış oluyor aslında. Öyle şeyler olabiliyor ancak çok, ama o zaman Nima'yı da tutturmak tabii ki. Yani 1-3 mantıklı. 1-3 gayet mantıklı. Yani hiç olmama ihtimali de var ama 0, ama 1-3'te en yakını bence yani. Evet, yine 0-3 olsaymış daha güzel olurmuş. Yine şeye geçelim. Bir sonraki sayfaya geçelim. Yine single game, yani tek bir oyunda neler olacak? Bu arada all times are based on in time clock. In game clock. Yani GG söyledikten 10 saniye sonrası oyunun tamamen süresini belirtecek. Evet. En çok kill alacak hero sence? Yani bu biraz riskli. Riskli. Yani Mirana ile Sand King arasında kaldım ben. Çünkü ikisi de son zamanların en popüler pickleri. Yani havuzda en çok sarkan ve en çok pickleyen hero'lar. Mirana da diyebilirim ama ben Sand King demeyi tercih ediyorum. Çünkü Sand King'i sürekli farm alanı bırakıyor takımlar. O dagger'ını erken aldırıyorlar. Çok güçlü bir alana damage yapan ultisi var. Stun'ı etkili. Gang'a attığında hani Sand Storm'u da güzel damage vuruyor. Sağ tıkından çok daha fazla damage vuruyor. O yüzden ben Sand King demeyi tercih ettim ama yani birazcık çekimsel yani, bir şekilde o kadar 100 tane hero var yani, içinden bir tanesi mi yok? Zor cidden. Peki en çok ölecek hero sence? Rubik. Rubik direkt. Bakıyorum, Rubik'i arıyorum. Yani Crystal Maiden picklenirse tabii Crystal Maiden olma ihtimali yüksek ama gözden bayağı düştü Crystal Maiden son zamanlarda, o yüzden seçmedim onu. En çok asist Batrider diyebilir miyiz? Ben Dazzle dedim. Dazzle. Aha. Ulan Dazzle olsun. Ya kendine göre yap, ben kendisi tahminlerimi söylüyorum sadece. Yo, ben sana uyuyorum ya. Hero with most last. Sence en çok last olacak hero ne olur? Ben Nature's Prophet dedim vallahi ya. Aa, çok doğru ya. Match Prophet yani. GPM'de de onu dedim. Dur. Ona geliyorum, Match Prophet nerede? Buradasın. GPM'de aynen. Çok belki Tiny'ye ya da Luna'ya falan da çevirebilirim GPM için ama. Ya Alchemist hala pikleniyorsa Alchemist derdim de. Alchemist bayağı gözden düştü ya. En son ya, ne zaman piklenmiyor bile ya. Aynen. Bilmiyorum. EG herhalde arada mid'e pikliyor o kadar, onun dışında. En çok tower damage'i Tiny diyebiliyor muyuz? Ben Lycan dedim ama Tiny de olabilir tabi. Yani Lycan'ın böyle havuzda sarkacağı bir iki oyun olabilir. Onlarda da acıyacağını zannetmiyorum. Ben Tiny'den yana kullanacağım şansımı. Tiny neredesin? Buradasın. Highest total healing. Sence Dazzle. Yani hiç şey, gözün yaşına bakmadan Dazzle diyorum ben de. Aynen. Bütün oyunları şey yaparsak eğer, en çok kill alacak hero. Mirana dedim ben. Çünkü en fazla pikten hero 6.81'de. İşte 60 civar bir win rate var. Yüksek bir win rate. Carry olarak oynatılıyor zaten. En çok da ölecek hero olarak bütün oyunları şey yaparsak, yani bütün oyunları kastedersek eğer. Ölecek mi? Aha. Rubik. Yine Rubik diyorsun. Hani bütün yani oyunları. O da popüler. Yani çok pikleniyor. Yani çok piklenen bir support ama bir an böyle o oyundaki etkinliğini hafif kaybetmeye başladığı anda kombatlarda çıtır çıtır oluyor. Çünkü armoru yok, HP'si düşük. Peki, o zaman en çok asiste de ben yine Dazzle dedim bütün oyunlarda. Ben Batrider dedim bütün oyunlar için. Öyle yani mi? Bir oyun için Dazzle dedim ama bütün oyunlar genelinde Batrider'im. Bilmiyorum. Yani ben de Dazzle'da bırakıyorum onu. Peki, en çok picklenecek hero? Mirana. Banlanmaz mı diyorsun? Yani banlanır illaki ama sarkacağını düşünüyorum. En çok banlanacak Lycan diyebilir miyiz? Lycan ve Ember arasında kaldım. Ben ama Lycan diyorum.
Ben Ember diyeceğim ya. Like'ın her maçı first ban gördüm açıkçası son bir haftada. Like'ın ben yani içim rahat bir şekilde Like'ın diyebiliyorum ya. Peki. Peki Hero with the most first blood. İşte bu bunu sıkıntı. Tahmin yapamadım ben. Bu boş. Ben mümkünatı yani. Yok gibi bir şey yani bu first blood. Ben de boş şu anda ama Shadow Demon alabiliyor genelde. Visage ya. Visage eskisi kadar piklenmiyor işte. Ben de Visage'da yine kaldım ama. Yani ama Shadow Demon doğru olabilir yani o uzun dediği etkili oluyor çünkü level 1'de ve 2'de güzel bir gank atıyor. Etkili olur. Bilmiyorum şu anda boş bende bu. Birazcık daha düşünce ama şimdilik ben de Shadow Demon diyeceğim. Ben Visage dedim ya. Hiç banlanmaya da piklenmeyen hero'lar. Geçen sene kaç tane hero'nun kullanıldığını biliyor muyuz? Bir bakayım ben hemen. Geçen sene kompendiumundan. Yazıyor olması lazım. Bir dakika. Ona bakabilirsek ona göre bir tahmin yapabiliriz yani. Hemen. Geçen sene 36-40 hero hiç piklenmemiş ve banlanmamış. Hero havuzu bayağı bir arttı. O yüzden ben 26-30 diyorum. Ben 11-15 diyorum ya. Oo, tam bayağı bir şey yaptın. Valla. Evet, geçen sene bakalım. 36-40 evet. Yani tekrar döneyim ben bu sene kompendiumuna. Bir saniye verin bana. Yine açıkçası çok geniş bir havuz kullanmıyorlar. Genelde sabit bir ban pick şeması var yani. Ama şimdi mesela geçen sene kullanılmayan hero'ların yanına bu sene yani Wraith King eklendi mesela. Hani geçen sene neredeyse hiçbir oyun görmüyorduk. Evet. Onun dışında 16-20 ya. Arada ya 21-25 ya da 16-20. Ben 21-25 diyorum aslında. Yani. Ben şimdi 11-15'te kalacağım. Tamamdır. Belki arttırırım soyup sonra. Peki benim favorilere geldik. Ben favori takım olarak DK'yı hiç gözüm kapalı seçiyorum ve favori oyuncum olarak da Burning'i seçiyorum arkadaşlar. Ya çünkü Burning'i ne zaman görsem ben böyle 10-1 falan tarzında skorlarla oynuyor. Hani çok kill alıyor, çok fazla ölmüyor. Hatta en az ölen carry diyebilirim ben. Bilmiyorum ama Burning dedim ben. Sizin tercihlerinizde. Geçen seneden şaşmadım. Ne? Nabibe dendi. Nabibe? Dendi. Ha dendi. Peki. Ben DK'dan yana tercihimi kullanıyorum arkadaşlar. Ben de Alliance ve Loda seçtim. Peki Oğuz senin tercihin nedir? Ben EG ve Ice seçtim. Ice yani. Hani bu favori player neye göre seçiyor? Hani bu en çok KD AI'ya falan göre mi yoksa? Yok o senin kişisel tercihin. Bu o şey ya profilinde evet. Gözükecek kişi. Ha öyle yani, mi? Puanı etkilemiyor bu. Senin kompendiumunu açıp bakacak insanlar. Görecek sadece. Ulan ben Mushi diyorum ya o zaman. Hani bir şey yoksa arada. Mushi olsun. İyi bakalım. Evet All Star maçları. Bunlar artık bizim kendi tercihimize göre olacak şeyler. Onlara çok fazla girmeye gerek yok arkadaşlar. Evet, bunu geçebiliriz yani burada seçilecek. Bunlar kendi şeyinize göre seçmeniz gereken şeyler. Hani hangi neyi istiyorsanız isteğinize bağlı olarak seçeceğiniz şeyler. Bu şeyi etkileyecek ama değil mi? Oylamayı etkileyecek ama puanları etkileyecek. Ama sizin kompetitif puanınız etkilenecek. Evet. O yüzden bunları geçiyorum bunu arkadaşlar. Bunu geçiyoruz evet. Takımlar ve takımların oyuncuların profilleri arkadaşlar. Bunları bayağı bir ayarlayalım. Burada da çok detaylı üzerinde durmamıza gerek yok hani. Geçen sene en çok yapılan pickler vesaire. Geçen senenin çoğu aynı. Ve böylelikle de kompendiumu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tahminleriyle birlikte. Her şeyine bakmış olduk. Mesela geçen sene son sayfalarda yeni eklenecek içerikler gözüküyordu. Burada öyle bir açık kapı bırakmamışlar ama daha muhtemelen eklenmemiş ama bence eklenecek. Eklenecektir tabii ki. Şu an mesela level 2 oldum ben. Bu yayın şey yaparken. Evet ben de level 2 oldum ya aynı şekilde. Evet. O zaman biz ne yaptık? Ne kazandık level 2'de? %210 battle point booster kazanmış olduk. Evet, sonra bir sonraki hedefimiz de açılmış oldu loading screen'le alakalı. Başka söyleyeceğimiz bir şey yoksa ufaktan bitirebiliriz yayını. Abi ben her şeyi söyledim. Evet. Zaten bu yayın kaydında kısa bir süre içerisinde
sitemizde bulunan kompendiumla ilgili açıklamalarda bulunan bölüme video olarak ekleyeceğim ben. Oradan da izleyebilecekler. Bizden sonra Canko'da kanalından bir yayın yapacak. Daha sonra da maç sunacak. Evet. Sonra bizim bu akşam maç yayınımız var mıydı Emre? Maç yayınımız olacak. Saat 8'de Star Ladder maçı. Arkadaşlar Joff'un, Scent of Fear'ın, yani Türk takımı Scent of Fear'ın Star Ladder maçı olacak. Büyük ihtimalle olacak eğer karşıdaki takım, yani Star Ladder karşılarındaki oynayacakları takım itiraz etmezse. Ancak onun dışında saat 10'da Balkan turnuvasında Joff'un tekrar bir maçı olacak. Onu kesin olarak sunuyoruz. Evet. O zaman en iyi ihtimalle 8, en kötü ihtimalle saat 10'da görüşmek üzere diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu yayında bize eşlik eden Emre, Antihumanist, Burak Mamak Club ve sonradan kapı ziliyle bize dahil olan Oğuz Lundbeck arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Rica bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek akşam maçta burada olun diyorum. Hepinize görüşürüz diyorum.